arkadaşlar. Bu hazırlıklarınızı ona göre yapın arkadaşlar. Arkadaş gerçekten biz bunu bilirsek daha sıkıntı olmaz. Arkadaş şimdi şey yazdı. Ne? Bilmiyor bir şey. Bunları da yeni çıkardık yani orada. Evet. Arkadaşlar da evrak yok. Değerli meclis arkadaşlarımız, 2023 yılı gelir gider bütçemiz 60 milyon liradan yapılmış, 24 milyon 3 yılında ek bütçeye verilmiş, toplam 84 milyon 300 bin lira bütçe ödeneğe öngörülmüş. Yıl sonu itibariyle 48 milyon 883 bin 741 TL 54 kuruş bütçe harcamamız olmuş. 35 milyon 416 bin 258 TL 46 kuruş ödenek imha edilmiştir. Ekonomik sınıflandırmaya göre personel gideri 7 milyon 207 bin 429 lira 52. Sosyallik güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler 979 bin 960 TL 35 kuruş. Mal ve hizmet alım giderleri 20 milyon 926 bin 747 59 kuruş. Faiz giderlerimiz yok. Cari transferler 2 milyon 370 bin 168 lira 59 kuruş. Sermaye giderleri 17 milyon 399 bin 435 50 kuruş. Yani toplam 48 milyon 883 bin 741 TL 50 kuruş kesin bütçe harcamaları olmuş. 2023 yılı itibariyle gelirlerimiz geçen yıldan devreden gelirin tahakkuğumuz 2 milyon 856 bin 853.68. 2023 yılı tahakkuğu 55 milyon 709 bin 852.04 kuruş. Toplam tahakkuk 58 milyon 566 705.77 kuruş. 2023 yılı net tahsilatımız 53 milyon 1 lira 429 24 kuruş. Tahsilattan net ve idareler 2 milyon 200 bin. 2023 yılı net tahsilatı 52 milyon 999 bin 249 lira 24 TL olarak gerçekleşmiştir. Arkadaşlar onlardan örnek fotokopi verecek misiniz bize? Bu komisyon şeyimiz. Raporlar verecekler. Veririz. Arkadaşlar 2023 yılı mali yıl bütçe kesin hesabı ile taşınır kesin hesabı komisyondan geldiği şekil oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler, bu zaten bizim harcadığımız paralar değil arkadaşlar, biliyorsunuz. Yok biliyorum. Bizim de başkanımız dahil olduğun için oylamadık yani, biz de bir şey yani bilmemiz. Önemli değil yani arkadaşlar. Biz... Çünkü bilgimiz hani çoğunluktan yani geçtiği için merak kaldırmıyorum. Ben de. Başkanım, üstüne basa basa tekrar ediyoruz. En güven veyahut da bu komisyon şeyleri eğer bu şekilde şey olursa, arkadaş da onun için mesela şimdi oy vermiyor. Hiçbir şey yazmıyor demin orada. Mesela demin orada bize okunduğunda okuduğumuz şeyde 25 milyon. Banka faizi dedi. Şimdi burada yok çıktı. Neyse. Bir dakika sefere hazırlansın. Bitti. Gelecek sene bunlar arkadaşlar dikkat edin. Şey yapın. Bunlar da onları bir çoğaltalım. Tamam. Tamam. Ben bunları çoğaltı vereyim. Gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz arkadaşlar. Mülkiyeti belediyemize ait. Başkanım üçüncü maddemiz kaldı. Pardon. Üçüncü madde. Mülkiyeti belediyemize ait. Razı Kaplan Mahallesi 173 ada 7 parsel Antalya Caddesi No 7 adresinde bulunan huzur otelin 5 yıl süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi. Şimdi arkadaşlar malum muzeyine bir otelimiz var. Şu anda biz çalıştırıyoruz ama çok bir getirisi yok. Size açıklamada bulunan bu konuda. Orada adlı personelin aylık gideri bile bize gelmiyor. Biz dedik ki burayı bir taliplisi de yok. Araştırmalara göre bizim beklentimiz olan bir para da yok gibi ama gündeme koyduk. Biz burayı ihaleye çıkacağız. Bir tespit komisyonu kuracağız. Kaç paradan çıkacağımıza. Alan olursa kiraya vereceğiz. Meclis 10 yıllığına burayı kiraya verebilir ama ben belediye başkanı olarak şöyle düşündüm. Bu millet bize 5 yıl yetki verilmiş. Yetkilerimizi aşmayalım. Biz de 5 yıl çıkalım dedik. Alırsalar açık ihaleyle burayı kiraya vereceğiz. Almazsalar kendimiz çalıştıracağız. Bu konuda önerisi olan meclis arkadaşımız. Kaç yataklı başkanım bu uçak? Şimdi bura 50 odalı 100 yataklı fakat biz şartnamemize bulacağız ki 5 tane odayı 10 yatağı belediyeye misafirhane olarak kullanacağız. Geri kalanı ihaleyle kiraya vermeyi düşünüyoruz. Şu anda belirli bir talebi yok. Biz ilanımıza çıkacağız. Ben, buyur. Başkanım, çalışanı olan personel Gündoğmuş'tan olmak kaydıyla
verebiliriz bence. Tabii ki. Şimdi şu var, iyi bir şey de, başkanım, muhtercilik profesyonel bir iş. Adam bir noktadan aşçı bulamazsa, gider aşçı getirir. Aşçıyı getirelim. Ha, bir profesyonel ekibini, yine de bizden danışılırsa iyi olur personel için. Şimdi Gündoğmuş merkez olarak konuşuyorum. Hani turizm olarak merkezin çok bir etkisi yok. Buraya ancak memur gelirse, geçici kalırsa kalacak. Belki bir ihtimalçi olan bir adam çok nadir kalacak. Biz buraya kiraya verdiğimiz zaman buraya işletecek olan adam, bir ya işletecek adam çıkmayacak ya da çıksa da ben zarar ettim diyecek. Bizi uğraştıracak. Burayı biraz daha otelden ziyade pansiyon tarzında veya küçülterek işte atıyorum belli hizmetler verilmeyerek iki tane personel koyup belediye olarak biz işletsek zaten her türlü burada bize zarar yazacak gibime geliyor. Çünkü Gündoğmuş'un kapasite olarak bir oteli kaldıracak gücü yok. Ha, misafirhane olarak var. Nedir? Memur gelmiştir, asker gelmiştir. Onlara hizmet verecek gibi duruyor daha çok. Çok nadir adamın bir işi vardır. Çok uzaktan gelmiştir. Alanya Manavgat'tan gelmemiştir. Atıyorum Ankara, İstanbul'dan gelmiştir duruşma için. Ertesi gün kalması gerekir. Bir gün kalırsa o kalacak. Görünen o diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorum. Yani bunu kiraya vermeyip oraya iki tane belediyeden personel koyup en azından birçok hizmeti gerekirse vermesin. Nedir? İşte günde 3 öğün yemek vermesin. Veya sabah kahvaltı vermesin. Veya çamaşır yıkama hizmeti vermesin. Ama 2 tane personel dursun. İhtiyacı olan gittiği zaman kalsın. Uygun bir ücret karşılığında. Bence bu daha mantıklı gibi geliyor. Başkanım geçen gün, özür dilerim. Meta Mete söyledi. Yani biz bu şartlarda işletemiyoruz zaten. Bütçesi işletme kurulmadan. Belediyenin böyle bir yetkisi olmaz. Yok zaten. Şöyle yapabiliriz. Evet. Şirket aracılığıyla ama bütçesi işletme bulmamız lazım önce. Onu meclisten mi geçiyoruz? Evet. Geçiririz. Tamam. Böyle. Bu ihale şey. Tabii. Ayrı bir günde. Şöyle hemen bir önerge yazın. Hemen. Şayet ihaleye verilmezse. Yazın ama geçirelim diyor. Bir ay vardı öyle vakit. Bir önerge yazı veririz. Bir önerge yazı veririz. Benim de siz yazın dedim. Ben yanım gerekiyor. Başkanım bu bölgede yapılabilecek dağcılık turizmiyle, dağcılık şeyleriyle oluşan ekiplerle irtibat kurulup bu otel işletmesi veya biz işletirsek burada el mi yapabilecek dağcılar burada dağlarımızın önünde. Abi onunla ilişkinde lafını kestim de. Kuruca, Pınarbaşı ya da Çundur'a daha uygun gibi. Hı hı. Yani burada daha çok hani daha çok sporlarından ziyade çok işi olan adam olmuyor burada. İşi olan adam da zaten bitirip bir an önce kaçayım, kendi işime geri döneyim diyor. O adamlar Gündoğmuş merkezden ziyade Çundur'a'yı, Eğri Gölü, işte veya Kuruca'yı veya Gelesandra'yı eğer orada da iyi böyle bir tesis olursa orayı tercih eder diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben belediye başkanı olarak düşüncemi size söyleyeyim. Ben burayı içine ciddi bir masraf edilmiş. Bu odaların yatağı sıfır, dolabı sıfır, televizyonu sıfır. Tahminen söylüyorum net değil, 2 trilyon eski parayla masraf edilmiş. Ben burayı basit paralarla ihaleye çıkılmasına ben de karşıyım. Ama gerçekten bu işi bilen buralara tur getirip bir iki gün yatırabilecek birisi gelir alırsa hatta şartnameme şunu koyacağım. Bir yıl peşin. Adamın arkasında koşturma falan düşüncem yok. Bunu kim alır? Bu işi yapabilecek bir adam alır. Böyle normal bu işi bilmeyen adam almaz. Başkanım. Bir dakika Sayın Mesut'cim. Eğer öyle olmazsa dediğimiz gibi biz yasal yönleri var belediyeyim diye kendini illa işletemiyorsun. Biz şirketimizin aracılığıyla bu oteli mecburen kendimiz çalıştıracağız. Zarar da etsek çalıştıracağız. Bilmiyormuş tabii otel olmaması zaman zaman ben belediye başkanı olmama rağmen bir ve iki de emniyetten beni arıyorlar. Kimseye ulaşamıyorlar. En ulaşılabilir biz olduğumuz için. Misafir var diyorlar. Biz de personeli kaldırıp orada misafir ağırlıyoruz. Bu ücret çok önemli bir şey değil. Ama burada otelin olması şart. Yani uşak onda her birinin kalacak yerin olması şart. Yani biz burada bir işletmeye verebilirsek uğraşmayız düşüncemiz. Ama veremezsek de kendimiz çalıştıracağız. Evet. Başkanım, bir konuşmasında Mehmet Başkan dediği değil. Bu bisikletli antrenmanı yapanların şöyle şöyle bir yer yap, kalacak. Ben sana şu kadar süre şey edeyim. Belki ihaleye çıkınca duyanlardan belki tutmak isteyen olabilir. Belki bu şeyi. Yani, işte yani olursa, ihaleye çıksın. Olursa. Mesela benim şahsi düşüncemi söyleyeyim. Mecliste, şey belki olur abi. Meclis benim ne yapmak istediğimi bilsin. Ben 100 liradan komisyonla bir karar alacağız bunu. 100 liranın altında kiraya vermek istemiyorum.
Ha biz bu parayı kazanacağız mı? Kazanamayacağız ama içinde malzemeyi en azından heder etmeyeceğiz. Sağlam gelen duracak. Adam o malzemeyi heder edip kirayı ödemeyip bizi mağdur edebilir ama. İşte evet, o en büyük herkes o. Şöyle ben yıllık peşin şartım. Mesela ne başka yapar? 1200 lira para yapar. Bizim dediğimiz şartlarda alsa bile. 1200'ü yatırır. Seneye de peşin yatırma şartlarını koyacağız. Sizden de destek isteyebiliriz. Şeyde, bir avukat olarak. Şartnamemizi güzel yapacağız. Olay bu. Gelir birisi, herkes de gelip 1200'lük zaten bu kapasitesi yoksa yatıracağına inanmıyorum. Çıkmazsa kendimiz çalıştıracağız arkadaşlar. Değil başkanım mi? Şunu söyleyeyim. Biz profesyonel bir ekibi vermekten sonra burayı çer çöp ederler bir iki yılda. Profesyonel ekip de kurtarmaz burası. Burada kurtarmaz. Bence en güzel en mantıklısı belediyenin pansiyon tarzında. Kendi şirketi bütçesinde, Excel şirketi mi? Kendi evet. Şirketi bütçesinde iki personel rahat rahat tertemiz çalıştırır. En azından olur ki yani demirbaşlar yıpranmaz. Şimdi amenna birine 2 yılına 5 yılına kira versek anasını aldılar. Ya orası doğru. Anasını aldılar. En güzeli bizim en büyük sorunumuz. Gerçekten ben size bunu biz de çekiyoruz. Gece çok adam aradık. Ormanda yatırarak yer aradık. Yani belediyeye önce bence Yunomuş'a lazım burası. Belediyeye lazım. Hatta şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Belediyeye lazım olan yer ayrılacak. Şöyle. Hayır, olmuyor abi yeterli geldi. Mesela yeni bir memur geliyor buraya. Evet. Ev arıyor. Biz adam, belediyenin şu anda orada koyduğu tarife 400 lira. Ama ya bir o verebiliriz bir tek kişilik bir ev. Ayda 5000 lira ödemek şartıyla. Ev kirası şu tarzında verilir. O türde olabilir. Önemli olan. Yani öyle ya, öyle daha mantıklı başkanım. Böyle yabancı memura verip böyle bir misafirhane tarzında. Ola ki atıyorum bisiklet turu. Bir hafta 10 gün 15 gün kalmak istiyorum. Zaten onlar ekstra. Evet. Yani onlar düzenli bir getiri olmayacak. Veya bir dağcı kampçı gelir, buyurun başınız üstünde gözden yeriniz var deriz, o yine ayrı ama genel itibariyle şimdi yıllık 1200 bin lira getiri sağlayacak mı sağlamayacak mı? Sağladı hadi adam gizli ihaleye, bu parayı tahsil edebilecek miyiz? Hadi ettik, 2 milyonluk bir yapıyı adam bir zarar verirse zaten verdiğinden fazlasını götürür. Onun için bence belediyeler alıp belediyenin geldiği şirketinden çalışmasına bir de şu misafirhane gibi kullanılan yerler eğer onlar ormanda var mesela belediyede var. Bunları kullanmayıp da otele yönlendirilirse o zaman neden olmaz? Şöyle arkadaşlar ben ona karşıyım. Şöyle karşıyım. Ormanda çalışan işçi misal vereyim veya TEDAŞ'ta girip çamurun içinde çalışan işçi. Burada o misafirhanelerimiz onlar için daha uygun. Evet. Öyle değil mi? O misafirhanelerimiz o işçiler için daha uygun. İşte onlar heder eder asıl orayı. Başka bize bürokrattan, memurdan, amirden gelen onlara ağırlasın. Ya bu insanları hakir görmek değil amacımız. Hepimiz işçilik yaptık, hepimiz sırtımızda hayvan pisleyecek. Ama bu insanları orayı nasıl kullanabileceği belli. Şimdi nasıl bir önerge yazdım? Bütçeci işletme kurulmasına, otelin işletilmesi. Yani o zaman şeyden var mı geçiyor? Otelci maaşıyla burayı işletilmezse bir dakika şimdi şeyden vaz mı geçiyoruz bu maddeden? Arkadaşlar. Hangi madde? Kiralamaz. Kiralamaz geçer başkanım. Kiralama sisteminden vazgeçiyor. Bir saniye. Edilmez, o zaman gündem, şunu gündeme koyarsınız. Verilemezse diyorum. Bir dakika, bir dakika şimdi. O zaman bunu reddedeceğiz. Evet, üçüncü maddeyi reddediyoruz. Arkadaşlar, üçüncü gündemden madde, kaldırılmasına. Gündemden kaldırılmasını oylarınıza sunuyoruz. Evet. Oy birliğiyle. Avukat Bey'in şeyle. Evet, bir önergemiz var. Mülkiyeti belediyemize ait 170 neyse şu parselde bulunan yerin işletmesi için bütçe içi işletme kurulması 02.05.2024 tarihli meclis gündemine alınarak görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Meclis üyemizin önergesini kabulünü oylarınıza sunuyoruz. Oy birliğiyle. Bu komisyona gidiyor mu? Bu komisyona gidiyor. Gerek yok başkanım. Gerek yoksa o zaman Aynı şekilde önergenin önce kabulünü şey yaptık. Şu anda önergenin bütçesi kurulmasını bütçe kullanmasını oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler evet oy birliğiyle kabul edilmiş. Bunda bir para harcanacağı için sonradan sorun çıkabilir. Komisyona girip burada harcama yapacağız biz burayı şey yaparsak. Ne harcaması yapacağız? Şu anda bütçe personel gider olacak, şu olacak, bu olacak. Ya personel zaten limitat şirketinin personeli var başkanım. Ona verirsek de mi maddi şey? Hayır şimdi özel bir şirket bu şirketin personeli var. Özel bir personel olmamıza gerek yok. Limitat şirketinin personeli oraya görevlendirme yapacağız. İki personel bir lobi bir temizlikçi evet. Dönüşümlü kullanacaklar. Şey çalışacaklar. Evet.
Dördüncü maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Mülkiyeti belediyemize ait Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde o 122 adresinde bulunan sosyal tesisin 5 yıl süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi. Bu da göletteki tesis arkadaşlar. Orayı biz ikinci katını vermiyoruz. Şartnamemize yazacağız. Birinci katı, restoranı, her şeyi var zaten. Biz burayı kiraya vermek istiyoruz. Amacımız buradan çok para gelmesi falan değil. Sadece o tesisin çalışır halde olması, ilçemizde gelen memurların çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle gidip çay içebileceği, bir yemek yiyebileceği bir durum düşünüyoruz burada. Ben buranın 5 yıl süreyle Elcümen'e kiralama yetkisini verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle. Yalnız ben bir şey sormayayım. Sadece restoran kısmı kiralanacak değil mi? Evet, birinci kat. İkinci katı yok. İkinci yani kat... o adam yarın aldığında kapıya girip de giriş ücreti şu bu. Yok, yok. Yani sen, halka öyle bir şey. Arkadaşlar onu şartnamemize yazarız. İhale ona dikkat edelim. Şimdi adam yeşile gezmeye hayır, hayır. 20 lira. Oraya gelen insanın onun da doğru, doğru. Yok. Abi başında belirtelim de yerden. Yerde. Evet. Resmi bölümü toplantımız bitmiştir. Hepiniz... Şeyi soracağım, ikinci kat ne amaçla kullanacak? Oradaki belediye mesela hani... misafiri geldi, anladım. Bir şey geldi. Orada götürüp yemek verebilsin, şey yapsın. Belediye amaçlı. Tamam. Tekrar hepinize bir ayrılma. Başkanım ben bir şeyim var, size diyeceğim var. Bu karayolunda çalışmalar yapıyoruz. Toplantıyı bitirelim arkadaşlar bunu. Onu şeye geçelim. Tamam. Toplantı dışı muhabbet edeceğiz. Evet, resmi toplantımız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi hasbihal edebiliriz. Karayolunda yap-